Köpek balıkları ürkütücü ve acımasız yırtıcı hayvanlardır. Doğal ortamlarında köpek balıklarıyla baş etmemiz mümkün değil için bir eşleşme yok ve birazdan bahsedeceğimiz 10 köpek balığı saldırısı, bu okyanus avcılarının ne kadar etkileyici olduğunu tekrar hatırlamamızı sağlıyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Randy Fry. Randy Fry, 2004 senesinde bir arkadaşıyla birlikte Mendocino, Kaliforniya sahilinden çok uzak olmayan bir yerde dalış yaptı ve hayatı sonsuza dek değişti. İkili dalgaların arasında güzel vakit geçirirken günleri bir anda bir kabusa dönüştü. Onlardan büyük bir ısırık almak isteyen agresif bir beyaz köpek balığıyla yüz yüze geldiler. Köpek balığı hiç vakit kaybetmeden, daha onlar neye uğradıklarını anlamadan Fry'a saldırdı. Arkadaşı Cliff Zimmerman o sırada canını kurtarmak için kaçıyor. Kanla kirlenen suda yolunu bulmakta zorlanıyordu. Sonradan o anı anlatırken köpek balığı gelmeden önce bir ses duyduğunu ve birden etrafının kanla dolduğunu söyledi. Zimmerman kıyıya yüzmeyi başardı ancak arkadaşı Fry oradan sağ çıkamamıştı. Hemen 911'i arayıp haber verdi. Fry'in cesedini aramak için gönderilen kurtarma ekibi ertesi gün onu kurtarmayı başardı. Otopside köpek balığının başını ısırıp omuzlarından ayırdığı anlaşıldı. Isırık izleri büyük bir beyaz köpek balığına aitti. Böylece şanssız yüzücülere saldıranın bir beyaz köpek balığı olduğu anlaşıldı. Terry Manuel. Terry Manuel büyük bir dalış hayranıydı ve hayatının çoğunu farklı egzotik yerlerde dalış yaparak geçirmişti. Bu büyük sevgisi 1974'te Güney Avustralya'da bir arkadaşıyla dalış yaparken hayatını kaybetmesine neden oldu. Suya atlayıp dalgaların altında yüzmeye başladıklarında sahilden çok uzakta değildiler. Ancak bu mutlu günleri kısa sürdü. Manuel ve arkadaşı Talbot büyük bir şeyin etkileyici bir hızla onlara yaklaştığını fark ettiler. Bunun ne olduğunu ancak saldırıya uğrayacakları kadar yaklaştığında anladılar. Talbot karşısındakinin büyük bir beyaz köpek balığı olduğunu çok geç fark etti. Köpek balığı Manuel'i ısırıp onu yanında götürmeye çalıştı. Ancak Talbot arkadaşını köpek balığının çenesinden kurtarabildi. Talbot ayrıca köpek balığını korkutmayı başardı. Bu sayede Manuel'i kurtarmak için zaman kazandı. Ne yazık ki köpek balığı Manuel'e saldırdığında ve saatte 25 mil hızla hareket ediyordu. Köpek balığı ona çarptığı sırada aldığı darbe ve ısırık yaraları sebebiyle kıyıya varamadan kan kaybından hayatını kaybetti. David Lilienfeld. Önünde daha yaşanacak uzun seneler olan genç adam David Lilienfeld, 20 yaşında çıktığı bir yolculuk sırasında bir köpek balığı tarafından ölümcül bir şekilde saldırıya uğradı. David bir grup sörfçü ile Güney Afrika'ya seyahat etmiş, biraz sörf ve bodyboarding yapmak için geldikleri Kogel Körfezi'nde hoşça vakit geçiriyordu. Grubun geri kalanı suda dinlenirken Lilienfeld bir bodyboard üzerinde bir şeyler deniyordu. Bir anda korkunç bir çığlık atıp suların altında gözden kayboldu. Grubun geri kalanı hemen Lilienfeld'i sudan çıkmaya çalıştı. Köpek balığı onu sağ bacağından tuttu ve şiddetle ileri geri salladı. Sonunda kurtarıcıların onu kayalara çekmesine ve ilk yardım yapmasına izin vererek onu bıraktı. Maalesef bu çabalar işe yaramadı. Çünkü köpek balığı zaten Lilienfeld'e geri dönüşü olmayacak bir zarar vermişti. Köpek balığı daha sonra yaklaşık yarım saat boyunca kayaların hemen dışında çok agresif bir şekilde yüzmeye devam etti. En sonunda yakalanıp öldürülmeden önce ortadan kayboldu. Todd Andrews. Yine bir okyanus sevdalısı köpek balığı saldırısına uğradı. Ancak bu seferki hikayenin kahramanı olan Todd Andrews önceki kurbanlarından farklı olarak saldırıdan sağ çıktı. Ona saldıran 15 fut uzunluğunda bir beyaz köpek balığına karşı savaşmayı başaran bir grup yunus tarafından kurtarılmasaydı bu hikayede pek de iyi bitmeyebilirdi. Tüm bunlar 2007'de Monterey Bay Marina State Plajı'nda yaşandı. Köpek balığı hiçbir uyarı vermeden onu yakalayıp öldürmeye çalıştı. Saldırı başladıktan sadece birkaç saniye sonra doğru zamanda doğru yerde bulunan bir yunus sürüsü köpek balığını karşı savaşmaya başladı. Ve suda köpek balığı başka bir saldırı için etrafında dönmeye fırsat bulamadan önce kıyıya çıkması için yeterli zamanı sağladı. Tudun yarası yine de büyüktü. Yanında ve sırtında bulunan yaralara 500 dikiş atılması gerekti. Tut daha sonra doğanın en korkunç su avcılarından biriyle yaşadığı yakın karşılaşmayı birçok haber kanalına anlattı ve hatta Discovery Channel'a bile çıktı. Ne yazık ki Tut en sonunda 2016'da bir araba kazasında aldığı yaralara yenik düşerek hayata veda etti. Mick Fanning. Profesyonel bir sporcu ve sörfçü olan Mick Fanning,
Güney Afrika'da canlı bir yarışmanın ortalarına doğru köpek balığı saldırısına uğradı. Bu saldırı canlı canlı kameralara kaydedildi. Kazadan sonra yarışma durduruldu. Birçok izleyici ve tanık bunun şimdiye kadar gördükleri en korkunç şeylerden biri olduğunu, Fanning tüm gücüyle köpek balığından kurtulmaya çalışırken hiçbir şey yapamadan izlemenin kendilerini tamamen çaresiz hissetmelerine sebep olduğunu söyledi. Fanning köpek balığı saldırısından yarasız kurtuldu. Pratik zekası sayesinde bir şekilde tahtasını kendisi ve köpek balığı arasında tutmayı başardı ve tahtanın üzerinden uzanıp köpek balığını yumrukladı. Bu saldırısı köpek balığının uzaklaşmasına neden oldu ve Fanning'e sudan çıkıp güvenliğe geri dönmesi için yeterli zamanı verdi. Etkinlik tahmin edebileceğiniz gibi saldırıdan sonra iptal edildi. Fanning kamera karşısında bir köpek balığıyla savaşıp kazanan bir kahraman olarak tarihe geçecek. Fanning bu kadar hızlı davranmasaydı olay çok kötü bir boyut alabilirdi. O an pratik düşünmesi sayesinde hem kendinin hem de muhtemelen diğer sörfçülerin hayatını kurtardı. Elio Canestri. Elio Canestri bir köpek balığı tarafından trajik bir şekilde saldırıya uğrayıp öldürüldüğünde sadece 13 yaşındaydı. Profesyonel bir sörfçü olmak en büyük hayaliydi. Canestri bu işi yapanlar için köpek balığı saldırılarının büyük bir sorun olduğunu biliyordu. Bu sebeple annesine köpek balığı olup olmadığını kontrol eden bir ekipman olmadan sörf yapmamaya söz vermişti. Sözünü tuttu. Ancak gözlemcileri bir gün Canestri'yi doğru yüzen bir köpek balığını gözden kaçırdı. Köpek balığı onu sağ kolundan ısırdı ve karnının büyük bir kısmını almayı başardı. Canestri'nin böyle bir saldırıdan sonra pek şansı yoktu. Bir kurtarma botu tıbbi yardım almak üzere onu kıyıya geri getirirken hayata gözlerini yumdu. Tüm bunlar sörfçüler için güvensiz bir yer olması nedeniyle girilmez ilan edilen Reunion Adası kıyılarında gerçekleşti. Burada daha önce de birçok saldırı gerçekleşti ve yetkililer en sonunda haklı olarak halkın güvenliği için plajı kapatmaya karar verdi. Elio Canestri'nin ölümü de nihai kararlarını alırken etkili oldu. Omar Conger. Profesyonel bir dalgıç olan Omar Conger okyanusta kendini evinde gibi hissediyordu ve düzenli olarak dalış yapıyordu. Ancak bir gün 16 futluk kızgın bir beyaz köpek balığıyla karşılaştı. Dalgıç arkadaşı Chris Viren ile dalış yaptıkları sırada köpek balığı hiç beklenmedik bir anda karşılarına çıktı. Arkadaşı doğruca Conger'e doğru ilerleyen köpek balığını çaresizce izledi. Köpek balığı Conger'ı dalgaların altına fırlattı ve sonra aniden sonu bırakıp Viren'e doğru yüzmeye başladı. Viren var gücüyle köpek balığından uzaklaşmaya çalıştı ve köpek balığı ona yetişmeden hemen önce yanındaki bir bot tarafından su üstüne çekildi. Sonrasında çok ciddi yaraları sebebiyle öldüğünü bilmediği arkadaşı Conger'a ulaşmaya çalıştı. Aynı dönemde aynı noktada saldırıya uğrayan ve öldürülen tek kişi Conger değildi. 2 haftalık bir süre boyunca bu konumda 3 dalgıç daha bu büyük beyaz köpek balıkları tarafından saldırıya uğradı. Ian Redman. Ian Redman trajik bir şekilde ölmeden önce yeni evlendiği karısı Gemma Hunkton ile Seyşeller'de balayındaydı. Yerli halk onlara suda yüzebileceklerini, köpek balığı olmadığını söyledi. Ancak yerliler tamamen yanılıyordu ve çift sadece birkaç gün sonra nispeten sığ bir suda şnorkel yaparken bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradı. Hunkton sahile geri döndü ama Redman o kadar şanslı değildi. Yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak o anda çok fazla kan kaybettiği için yolda hayatını kaybetti. Eşi Hunkton daha sonra bu sahnenin onda bir travma yarattığını söyledi. Bu kesinlikle çok doğal. Rodney Fox. Rodney Fox, bu beyaz köpek balığı saldırısı sebebiyle gövdesinin çoğunu kaplayan büyük bir yara izi var. Bu adam hayatta olduğu için gerçekten çok şanslı. Tecrübeli bir mızrak balıkçısı olan Fox, 1963'te Avustralya kıyılarında saldırıya uğradı. Bu saldırıdan çok havalı bir yara alarak kurtuldu. Fox'ı tekrar bir araya getirmek için 500'den fazla dikiş atılması gerekti. Sol tarafı oldukça geniş açılmıştı ve hala bileğine gömülü bir köpek balığı dişi parçası var. Bu ona her gün ne kadar şanslı olduğunu hatırlatıyor. Fox bu olaydan sonra birçok köpek balığı belgeseli çekti. Köpek balıkları ve köpek balığı saldırıları hakkındaki farkındalığımızı ve anlayışımızı arttırmayı kendine bir görev edindi. Bethany Hamilton.
Bethany Hamilton bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradığında 13 yaşında profesyonel bir sörfçüydü. Saldırı sırasında sol kolunu kaybetti. Ancak cesaretini kaybetmek yerine Bethany sörf yapmaya devam etti ve sporda ciddi başarılara imza attı. Saldırısından sadece birkaç ay sonra bile yarışıyordu ve bugün sörf alanında hala büyük bir isim. Bethany'nin bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradıktan sonra sörf yapmaya devam etmeye karar vermesi büyük bir delilik. Ama tüm tehlikelere rağmen devam etmesi onun suda ne kadar çok eğlendiğinin bir kanıtı.